Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardıktan sonra Kenan Karaman'ı da kadrosuna katmak için resmi temasları başlattı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaştı. Şu anda milli takım kampında bulunan tecrübeli futbolcunun Euro 2020 sonrası imza atması bekleniyor. Siyah beyazlarda 10 numara için en güçlü aday Alex Teixeira. Siyah beyazlar Shakhtar Donetsk ile adını duyuran, son olarak Jiangsu forması giyen ve şu sıralar boşta olan Brezilyalı yıldıza 2 artı 1 yıllık kontrat önerdi. Shakhtar'da yıldızı parlayan ve Şubat 2016'da 50 milyon euroya Jiangsu'ya transfer olan Alex'e Beşiktaş kancısı Ocak 2021'de Çin'den ayrılan ve şu anda bonservis elinde olan 10 numaraya siyah beyaz ekip teklifini iletti. İtalyan gazeteci Nicola Shira 10 numara arayışında olan Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldıza sezonluk 2 milyon eurodan 2 artı 1 yıllık kontrat önerdiğini duyurdu. Haberde Alex'in 3 milyon euro istediği eklendi. Beşiktaş ile tecrübeli orta sahanın görüşmelerinin devam ettiği de aktarıldı. Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu formaları giyen, profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira'nın 172 gol 72 asisti bulunuyor. Diğer yandan siyah beyazların 20 yaşındaki Hollandalı sağ kanat için uzun süredir ısrarı devam ediyor. Kontrat 2023 yılında bitecek olan futbolcu için menajerinden açıklama geldi. Hollanda basınına konuşan Elias Tavşan'ın menajeri Beşiktaş'ın ilgisini resmen doğruladı. Siyah beyazların Elias için ikinci bir teklifle Nijmegen'in kapısını çaldığı ve bu transferi noktalamak için büyük çaba içerisinde olduğunu yazmıştı. Gelen iddialara göre Beşiktaş 1.5 milyon euro bonservis bedeli, bonuslar ile sonraki satıştan da %20 pay ödenmesini önerdi. Elias Tavşan geçtiğimiz sezon Hollanda 2 liginde 39 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. Öte yandan siyah beyazlar Devler Ligi için tecrübeli bir stoperi kadroya katmak istiyor. Beşiktaş'ın gündeminde bonservisi elinde olan Benatia ve Roma'da istediği şansı alamayan Juan Jesus var. İtalyan basının iddiasına göre siyah beyazların son 2 sezonda Roma'da fazla şans bulamayan ve 2019-2020 sezonundan itibaren ligde sadece 9 maçta oynayan stoperle görüşme yaptığı belirtildi. Roma'ya 2016-2017 sezonu başında Inter'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilen stoper Juan Jesus bugüne kadar 4 kez Brezilya milli takımının formasını giymişti. Inter'de 142, Roma'da 102 maçta şans bulan Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak Beşiktaş'ın Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen forvet oyuncusu Artem Dobki ile ilgilendiği iddia edildi. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dobki, geçtiğimiz sezon Dnipro ile lig ve kupa olmak üzere toplam 27 maçta 10 gole imza atmıştı. Haberde isimleri açıklanmayan ve iki Belçika ekibiyle Fransız devi Marsilya'nın da 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Evet arkadaşlar, son olarak siyah beyazların bir yılına kiraladığı iddia edilen Avaziyem hakkında hazırladığımız bilgileri aktaralım. 97 Nijerya doğumlu Avaziyem futbol hayatına ülkesinde başladı. 2014 yılında Portekiz'in köklü ekibi Porto'nun dikkatini çekti ve ilk kez ülke dışına çıktı. Portekiz'deki ilk sezonda B takımda yer alan ve gelecek vadeden isimler arasında gösterilen Avaziyem 2016'da A takım kadrosuna dahil edildi, ancak istediği şansı bulamayınca takımdan ayrıldı. Temmuz 2018'de Lig 1 ekibi Nantes'e kiralandı. Fransa'da çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetti. Sezonun tamamlamasıyla birlikte Porto'ya dönen Avaziyem'in yolu geçirdiği yarım sezonun ardından Türkiye'ye düştü. 2018-2019'un devre arasında Rize Spor'a kiralık gelen Avaziyem sergilediği performansla alkış topladı. Karadeniz ekibinin vazgeçilmez isimler arasına giren genç stoper Yeşil Beyaz'la ekiple 16 maça çıkarken takımın ligde kalmasında başrol oynayan isimler arasındaydı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte bonservisinin olduğu Porto'ya katılan Avaziyem'in kiralık serüveni devam etti. Nijeryalı stoper 2019-2020'yi La Liga 2 ekibi Leganes, 2020-2021'i Liga Nostra'da, Portekiz Süper Ligi Boavista'da geçirdi. 24 yaşındaki oyuncu iki takımda da 29'ar maça çıktı. Avaziyem'in satın alma opsiyonunu kullanan Boavista, 24 yaşındaki stoperi 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerinde 176 maça çıkan Avaziyem 4 gol ve 4 asistle skora katkı sağlamıştı. 1.89 boyunda olan ve 5 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Nijeryalı oyuncu stoperin yanı sıra sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ın gündemini sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.